Şoför Ali Bey'e söyle de benim bir araba hazırla. Yolumuz uzak galiba artık. Haklısın. Sen yine başımızı arayacak. Hadi bismillah yapalım. Devlet işi olduğu için sınıfı gerekli. Sonuçta ekmek verin. Doğru abi. Evet, Emine Hanım. Ben o yönde bir şey demiyorum. Doğru, devlet işi, ekmek kapısı. Haklısın. Başka bana değil mi bakar? Arif Bey, kitap okumayı sever bir kişi. Okuyacak bir sürü kitap. İşin yoksa bir köye gidene kadar anlatır da anlatır. Dinle de dinle işin yoksa. Güzel bir şey değil mi? Kitap okumak güzel tabi. Güzel olsa güzel de okudu ettiğin kitapları ne anlıyor ne anlatabiliyor ben anlıyorum. Baş ağrısı başka bir şey. İyi, sadece bir fikirlerini öğrenmiş olmuşsun. İyi de Emine Hanım. Hala benim bilmediğim beş vakit namaz onu da bilir şeytan bıraktım. Ne öğreteceğim bana bu? Okuması tamam okuyor da nasıl bir din kitabı okuyor? Valla Ali abi sen bu yaşında anlayamazsan bizi çanlayamazsın. Emine Hanım odama iki çay getirir misin? Hemen yine itiriyorum Ümür Bey. Ümür Bey, kendini sürekli alıştın. Ümür Hanım, sen bana üzerine koyuyor. Ümür Bey, başka bir etkisi var mı? Ali Bey çıkmadan benim yanıma uğrasın. Tamam Ümür Bey. Arif Bey, tarıma uğraşan köye gidiyorsunuz. İşiniz bittikten sonra bir yukarıdaki köye git, bir zahmet muhtarla görüşürler. İyi ki hatırlattın. Bu taraflara gelince muhtar bir de bir gör demişti. Meyve fidanlığı ile ilgili görüşecek herhalde. Bence de bu görüşmek istediğim konu belki de oldu. Sayın Ali Bey, bu kulağım şeyler yerine müfettiş bir ihtiyacı bilgilendirmiş. Ali Bey, dairemizde bir durum yok. Direkeceğine ben de olayım. Müdür, başka bir emriniz yoksa ben de yola çıksam. Önce çaylarımız için sonra gideriz. Beni istemişsiniz Müdür Bey. Ali Bey, geçenlerde arabada tekleme var demiştiniz. Evet Müdür Bey, arabada bir tekleme var. Bugün kalacağız, hep olmadık bir yerde kalacağız. Bugün de hayırlısıyla gidin, yarın baktık. Tamam Müdür Bey, izninizle ben gidip arabayı hazırlayayım. Ben hazırım, başka bir emriniz var mı? Arif Bey, çok kitap okuyormuşsunuz. Nasıl fırsat buluyorsunuz? Gerçi ben de kitap okumayı severim. Müdür Bey, insan kendi kaptırdı mı bırakamıyor. O zaman okuduklarından bana da veririz. Kitaplar okunmak içindir. Rafta durmak için değil. Tabii ki veririm. Ne güzel konuştun Arif Bey. Hem de çok haklısın. Müdür Bey, yarın sabah birkaç tane bırakırım size. Konuları ne içerikli?
dinimiz İslam'ı. Bak bu daha iyi oldu. En bilmediklerimizi öğrenmiş oluruz. Mustafa sual edersiniz ben gideyim. Yolunuz bayağı uzak ama. Tamam mı Arif Bey? Hayırlı olsun. Yarın kitaplarımı unutma. Tamam tamam Müdür Bey. Unutmam yarın veririm. Emine Hanım, Emine Hanım. Buyurun Müdür Bey. Bugün gelen mektup veya herhangi bir evrak var mı Emine Hanım? Sadece resmi gazete geldi Müdür Bey. Bir getir bakalım, bir de tekniker Yusuf Bey'i gönderiver. Tamam Müdür Bey. Ali Bey, köylere gideceğiz ya, birkaç tane kitap arabanın içine koyalım da gideceğimiz, uğrayacağımız köylere bırakalım. Tamam, tamam. Ali Bey, arabamız hazır herhalde, yolda filan arıza çıkarmaz ama. Yok. Valla arabana bakın. İnşallah Allah kazasız belası olan sevgili kulları hürmetine gider gelir. Ey Allah'ım yarabbim ya, adam yola çıkmadan başladı saçmalamaya. Hava da şansımızı bozacak gibi ama. Arif Bey hazırsak çıkalım. Yani Allah'ın dediği olur. Bozar bozmaz çıkacağız. Çıkalım Ali Bey çıkalım. Yolumuz zaten uzak. Bir an evvel çıkalım gidelim. Bugün biraz baş ağrısı çekiyorum. Ne yaparız bilmem. Çok geçmiş olsun Ali Bey. Biz de kitap okuruz bol bol. Ne yapalım? Dur. Sessiz sessiz sakin kitap okuyarak devam edersiniz. Hadi bakalım Ali Bey. Bir an evvel çıkalım. Köyler bizi bekliyor. Köy göründü Arif Bey. Ali Bey, bunu ön tarafa koy arabanı da. Kahvenin oraya geldik mi kahvenin önünde duralım. Peki efendim. Bir de...
ki verim de artsın. Mehmet Bey, geldiğine çok sevindim. Allah razı olsun. Bizi aydınlattık, senin yolun da aydın olsun. Sağ olasın. Sizler de Allah razı olsun. Hoş geldin Arif Bey. Hoş bulduk Serdar. Şehirde iş buluyorum, ben değil mi? İş değil de başka bir şey buldum galiba. Hayırdır Serdar? Ne buldun? Hani bana gecenlerde bir kitap vermiştiniz de. Hatırladım. Kötü huylarımızı anlatan kitap. Evet o. Okudun mu bari? Okumaz olur muyum? Bir solukta. Bir de o günden beri içki de içmiyorum. İçkiyi bıraktığına gerçekten çok sevindim. Keşke içenler de bıraksa. Efendim, içkiyi bırakmama o kitap sebep oldu. O gün çok içmiştin. Bizi de çok üzdün. O günü hatırladın değil mi? Can o gün camiden çıkıyordu. Olsaydım Allah'a yalvarıp ondan yardım ister, iş arardım. O zaman iş bulabilir mi? İş de bulursun, içkiyi de bırakırsın. Ben sana bir kitap vereyim. Şehire geldiğinde benim yanıma da uğra. Ali Bey, şu araçtaki kitabı ver de şu gence bir verelim onu. Mühendis mi, hoca mı, akıl sürerdik işleyin ya. Rüzgar esiyor. Yağmur yağacağı benziyor. Bana da öyle geliyor Arif Bey. Yağacak herhalde. İstersen kitaptan bir iki sayfa okuyayım. Hem vakti de değerlendirmiş oluruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Rabbi ve Resulü. Ali Bey, böyle anlarda dualar kabul olur. Arif Bey, bunca bilgiyi nasıl öğreniyorsun? İşte bu güzel kitaplardan öğreniyorum. Arif Bey,
Biraz oku bakalım. Belki o kitap okuma hastalığı bana da bulaşır. Benim ilgimi çeken bir konu vardı. Allah kullarına çok acıdığı için onların cehenneme girmemesi için hak yol İslamiyet'i göndermiştir. Eğer inanarak ya Rabbi sevdiklerinin hürmetine bize yardım yolla denirse Allah'tan bu kuluna yardımcı olunur. Ne yani şimdi Harif Bey? Ben sıkıştım, yardım istedim. Gelip yardım edecekler mi? Allah'ın birliğine inanıyorsan inanamayacağın kadar yardımlar gelir. Peki siz hiç denediniz mi? Ya Ali Bey, İslamiyet denenmek için değil, uygulanmak için gönderilmiştir. Haklısınız ama bu arada köye geldik Arif Bey. Köy kahvesinin önüne bir çek arabayı da orada. Kahveye geleceğim. Mühendisiz. Arif Bey geldi, seni görmek istiyor. Sen. Mühendis Bey çay koy. Hemen geliyorum. Tamam. Az sonra burada olacakmışım. Sen Mühendis Bey'e çay yaptın. Mühendis Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Muhtarım Bey, ne görecektin ben? Mühendis Bey, buralara kadar da yorduk seni. Ekeceğimiz meyve fidanları, fidanlarını belirleyemiyoruz. Böyle dediğiniz hangi meyve fidanları? Ceviz ve fındık fidanları. Vallahi muhtar, köyünüzün arazi durumunu göz önünde bulundurursak. Tamam mühendis bey, anladım anladım. Kahveci bey, kahveci bey, çayları tazele. Buyur müdürüm. Abi bey, İşiniz bitince hemen dönün. Zira yarın çiftçi toplantısı var. Oraya katılacağız. Başka bir emrin var mı? Ben rahatsızım. Benim yerime siz vekalet edin. Tamam müdürüm, tamam. 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 Thank you.
Ben müfettiş Yavuz. Müdür bey yerinde mi acaba? Haber verin efendim. Müdür bey, müfettiş bey geldiler. Sayın müfettişim, hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun, teşekkür ederim. Buyurun sayın müfettişim, benim yerime oturun. Buyurun müdür bey, rahatsız olmayın. Ben buraya teftiş için gelmedim. Ben buraya sizin bir çayınızı içmek için geldim. Ve dolayısıyla öbür ilçelere uğradım. Sizin de bir çayınızı içmeye geldim müdür bey. Aniden gelince? Yok yok, çekilmenize gerek yok. Ben sizin ne kadar düzenli bir idareci olduğunuzu biliyorum. Bir çayınızı içmeye geldim ben sizin. Nezaket ziyareti olarak yani. Her zaman kapımız açık sayın müfettişim. Sayın müfettişim, lütfen buyurun, oturun. Teşekkür ederim. Emine... Buyurun müdür bey. Müfettiş bey ne içerler sorar mısın? Ne içersiniz efendim? Çay içerim kızım. Peki efendim. Anlat bakalım müdür bey. Hizmetler nasıl gidiyor? Müfettiş bey, arkadaşlarla... Müsaade. Yolcu yolunda gerek. Hayırlı olur senin için. Sağ ol. Emine Hanım, bir dakika gelir misin? Emine Hanım, ben biraz rahatsızım. Ben doktora gideceğim. Evet müdür bey. Şikayetleriniz sık sık oluyor müdür bey? O korkunç geceden sonra sık sık oluyor Emine Hanım. O zaman ihmale gelmez. Bir an önce muayene olmalısınız. Yarın ben yok. Bir daha Rütbe beni söylerseniz lütfen benim kitaplarımı unutmasın. Tamam müdür bey. Evet kızım, doktor bey burada mı? Bir hastaya gitti ama neredeyse gelir. Buyurun şöyle otur. Bir şey içer misiniz? Sağ olun. Kitaba bakabilir miyim? Buyurun bakın. Yeni okumaya başladım. Çok güzel dini bilgiler var. Siz mi aldınız? Doktor bey'e mühendis Arif bey okuması için vermiş. Anladım kızım. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey. Muayene mi olacaktınız? Evet. Buyurun geçin, siz hazırlanın. Başka araya soran var mı kızım?
Evet, Ahmet abinin kızı aradı, kontrol için gelecek. Tamam kızım, çantamı ve ceketimi al, günlüğümü getir ben. Rahatsızlık nerenizden? Baş ağrısı ve kabuslar görüyorum. Sizde bu durum ne zaman başladı? Kızım ve eşim sobadan zehirlenince. Bu olaydan çok etkilendiniz sanırım. O geceyi unutmuyorum ki. Olay nasıl oldu? O gün yine tatildi. Ben kahvedeydim. Derslerin bittiyse yatabilirsin. Anneciğim, bitmesine bitti de babam niye geç kaldı? Onu soracaklarım vardı. Ne bileyim kızın, hiç böyle geç kaldığı yoktu. Ben de merak ettim. Anneciğim, yatmasak babamı beklesek? Vallahi kızım, sen isterseydin bekle. Benim uykum geldi, ben yatacağım. Kızım, ben biraz sobaya kömür atayım. Sen isterseydin otur. Gece soğuk olur. O zaman ben de yatayım anneciğim.
Kızım! Gerçekten acı bir an. Gene bir muayene edelim. Yiyinebilirsin. Ben sana birkaç ilaç yazacağım. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor. Ben Ahmet Bey'in kızıyım. Randevu almıştım. Buyurun geçin oturun. Korktuğumuz başımıza geldi. Bozuldu mu dersin? Vallahi Arif Bey, bozulmak kalsa iyi. Traktörler geçmiş herhalde. Çukur düştüğümüz yerde de çıkmamız çok zor olacak. Oh, Allah. Arif Bey, kal öyle, gelme. Bu taraf çok çamur. Kal öyle sen. Hayır vardır bunda. Her şey Allah'tan. Neyse. İki köye de uzak. Telefonlar çekmiyor. Kimden ne yardım istiyoruz Arif Bey? Kaldık burada. Allah yardım eder. Arif Bey, senin kızı dermiş. Çağır bakalım birini hadi. Hangisi gelecekse yetişsin bize. Alay ediyorsun benimle. Yüce Allah'ın her şeye kudreti yeter. Yalnız inançlı olalım. Arif Bey. Çağır bakalım hangisi gelecekse gelsin de ben de ineneyim artık. Görelim kim gelecek, kim kurtaracak bizi. Ali Bey, ben bir kulum. Rabbimden sevdiklerim hürmetine ben bir şey de isterim. Karar onundur. Ey Rabbim, sevdiklerim hürmetine bize bir yardım yolla. Arabamız yolda kaldı. Arif Bey, yukarıya haber verdin. Kim gelir bir kişi artık bize yardıma? Sen çağırdın ya. Ben halimi arz ettim. Gerisi yaralara kalmış. Mühendis Bey, deli misin, veli misin? Bir anlayabilsem. Bey, sanki ne için geldiğimi bilmiyor gibisiniz. Ya Zülfü, mühendis bey nereden bilecek senin için geldiğini? Bana bakın, ya akşam akşam siz ne dediğinizi bilmiyorsunuz ya da ben şaşırdım. Niye ki Zülfü? Ya arabamız yolda kaldı, gelin de yardım edin diye haber göndersiniz değil misiniz ya? Mühendis bey, geçiyor. Sana nasıl haber geldi Zülfü? Köy kahvesinde oturuyorduk. Selam getirdim. Mühendis Bey, bir şey mi oldu? Arabası 8 kilometre ileride arızalandı. Biriniz traktörüyle gidip çekiversin. Seni o mu gönderdi? Dere iniyordum, yolda rastladım. O da yardım yardım diye dua ediyordu. Haydi haydi gecikmeyin de Allah için yardım ediverin. Arkadaşlar,
mı yeni görüyoruz mühendis bey? Kahveye gelen tanıdı mı? Kimdi? Bizim oralardan olmadığı her halinden belliydi. Nereden tanıyacağım ya? Siz soru sormayı bırakın da yardım edin de şu arabayı çıkaralım buradan. Sen ol gel traktörü, sen ol gel traktörü ben takayım hadi. Müsaade var mı mühendis bey? Buyurun, buyurun. Efendim, birkaç yıldan beri zeytin ağaçları birimden düştü. Peki, bundan başka köyde başka sorunlar var mı? Efendim, benim tarla komşusu İbrahim Ağa'nın da aynı derdi var. Şu anda karar vermek gerçekten zor. Mühendis bey, köye geldiğinizde bir bakar mısınız? Allah nasip ederse haftaya köye gelip o bölgeye bakacağız. Sana da uğrayacağım. Yalnız efendim, köye hangi gün gelecekseniz bildirin de ben o gün köyden ayrılmayayım. Tamam Şahar efendi, gelmeden evvel size haber veririm. Bana müsaade efendim, köyün arabası neredeyse kalkar. Şahar efendi, tabii müsaade size. Efendim Mahri Bey. Müdürüm müsait misin? Sana bir haberim var. Evet. Arabadayım, durdum. Seni dinliyorum. Müdürüm, genel müdürümüz aradı. Yeni müdür hanım geliyormuş. Sizin de tayiniz İstanbul'a çıkmış. Size resmi bir yazıyla iletecekler bunu. Anlaşıldı Mahri Bey. Hayırlısı olsun. Bizim için vatanımızın her yeri bir. Müdürüm, çiftçi toplantısına katılacaksınız herhalde. Mahri Bey, müdür hanım gelirse hep birlikte katılırız. Tamam müdürüm. Ben gerekli hazırlıkları yapıyorum zaten. Yokluğumu aratma Harun Bey. Toplantıda görüşürüz. Thank you.
metre ileride solda. Sayın çiftçi kardeşlerim, Çiftçi Park Yolu toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlarım, bu toplantıda Ocak ayı içerisinde çiftçilerimizin yapması gereken konuları size anlatacağız. Bunları da Ağrı Bey size anlatacağız. Toplantıdan önce benim yerime atanmış olan yeni müdürümüz Çiğdem Hanım'ı size tanıtmak istiyorum. Yalnız görevim esnasında iyi kötü günlerimiz oldu. Sizlerden hakkınızı helal ettiğiniz için. Arkadaşlar inanın daha çok yeni geldim. Kendimi sizlerin arasında buldum. Tanışmak bugüne nasipmiş. İnşallah sorunlarımızı hep beraber halledeceğiz. Toplantımız hayırlı olsun. Arkadaşlar, bugünkü konumuz hakkında size Harun Bey gerekli açıklama yapacaktır. Buyurun Harun. Sayın çiftçi arkadaşlar, bu kış takvimi münasebetiyle yaptığımız toplantıda yapılacak çiftçi arkadaşların tarlada yapacak işleri sıralamak istiyoruz. Ocak ayında tarla ziraatı yapılır. Tarla ziraatı kışın olup geçen yerlerde ilkbaharda ekilecek tarlalara sürülüyor. Bir diğer fotoğraf makinesini de getir de bu güzel anı görelim.
Buyur Müdür Bey. Teşekkür ederim. Sevda, sana da ikram ediyorum. Teşekkür ederim. Arif Bey, bana da burada bir hediye edersiniz sen. Onlar kolay ama. Müdür abi, kitap çok. Buyur, bir tanesi. Ali Bey, o fatura makinesine bir yerle şöyle topluca